Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim var. Kabaklı krep, yani rızlama yapacağım daha doğrusu. Böyle hem vitamin deposu hem böyle yerken börek tadında. İnanılmaz güzel ve yapımı oldukça basit, krep şeklinde pişireceğim. Şimdi dilerseniz malzemelerimize geçelim. 2 adet kabak kullanacağım ama siz 1 adet büyük kabak da kullanabilirsiniz. Rendenin ince rendi kısmıyla rendeleyeceğim. 3 adet yumurta, biraz taze maydanoz. Eğer elinizde varsa ve seviyorsanız dereotu da kullanmanızı tavsiye ederim. Benim bugün elimin altında yoku da, o yüzden kullanamayacağım. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, yaklaşık 1 çay kaşığı pul biber, biraz karabiber ve 2 su bardağı una ihtiyacımız var. Malzemelerimiz sadece bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. İlk önce kabaklarımızı rendeleyeceğiz ve bu tarifin püf noktası arkadaşlar, diğer mücver gibi tariflerde olduğu gibi, yani suyunu sıkmayacağız. Suyunu da değerlendireceğiz. Yani tam anlamıyla bir vitamin deposu olacak. Kabaklarımı rendeledim. İnce kısmıyla rendelemeniz çok önemli arkadaşlar. Böylelikle suyunu daha kolay salacaklar. Kabaklarımız bu şekilde. Dibinde suyu birikmeye başladı bile. Ama dediğim gibi suyunu kesinlikle sıkmayacağız. Değerlendireceğiz. Burada 3 adet yumurtam vardı. Onları hemen şöyle çatalla az bir şey çırpıyorum. Ve kabaklı karışımın üzerine döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sütünü ilave ediyorum. İnanın yiyenler hiç anlamıyor kabaklı olduğunu. Özellikle çocuklara gönül rahatlığıyla yapıp verebilirsiniz. Çok severek tüketiyorlar ve farkında olmadan sağlıklı beslenmiş oluyorlar. Biraz pul biber, tuz. Tuz miktarı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz karabiber ekliyorum ben. Şimdi artık ilk önce bir bardak unumu ekliyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Kıvamı gayet akışkan olmalı arkadaşlar. Çok aşırı koyu bir hamur yapmayın. Şimdi ikinci bardak unumu ekliyorum. Bu esnada maydanozumu da ekliyorum. Ve az önce de dediğim gibi sizlere tavsiyem, eğer varsa ve seviyorsanız dereotu da mutlaka koyun. İnanılmaz lezzet katıyor. Tabii ki un miktarı sizin kabağınızın, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Benim için kıvamı çok az cıvık, yani yaklaşık yarım bardak kadar daha un istiyor benim harcım. Yani 2 bardaktan sonrasını kontrolle ekleyin. Ben bir yarım su bardağı daha ekledim. Kabaklar da suyunu bıraktığı için harcımız oldukça cıvık.
kadar yeterli. Yarım bardak daha yeterli geldi. Yani ben toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Lütfen sizler de kontrolü ekleyin. Kıvam bu şekilde olmalı. Koyu ama akışkan yine de. Kapkatı bir hamur istemiyoruz. Ve şimdi yarım çay bardağı olan sıvı yağımı ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Evet, harcım hazır artık. Şöyle krep tavamda pişireceğim ben. Ocağımın altını açtım. Şimdilik tavam ısınıyor. Fırçayla sıvı yağ süreceğim ısındıktan sonra. Fırçayla sıvı yağ sürüyorum her yerine tavamın. Harcımdan bir dolu kepçe aktarıyorum. Ve bir kaşıkla bunu her yere yayıyorum. Çok fazla ince yapmayın. Ve arpalı ununu çevirerek pişireceğim. Tavam ısındıktan sonra orta ateşe getiriyorum. Çeviriyoruz. Ve yağ azalırsa fırçayla tekrar kenarlardan yağ akıtın arkadaşlar ki arkalı önlü çok güzel kızarsın. Ve ocağınızı tavanız ısındıktan sonra orta ateşe getirin. Yoksa çok hızlı kızarır ve içi pişmez. Yani içinde kabakları da pişmesi lazım. Bu şekilde kızaranları peçete serdiğim servis tabağıma aktarıyorum. Arkalı önlü güzel kızardığından emin olun arkadaşlar. Ve her seferinde tabanızı yağlayın ki güzel kızarsın. Kabaklı kreplerim pişti arkadaşlar. Ben de toplamda 7 adet çıktı. Böyle orta boy tavayla. Ve inanılmaz yumuşaklar. Böyle börek tadında yani. Anlaşılır mı bilmiyorum ama. Yumuşacık. Harika bir lezzet. Az önce çocuklarıma verdim bir tanesini. Bayılarak yediler ve içerisinde kabak olduğunu hiçbir şekilde anlamadılar. O yüzden sizler de kesinlikle bu kolay ama süper lezzetli tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.